kimden söz işitmiş yar yar dökmüş yüzüne. Kopan kuru yaprağı hep birlikte altını bozdurayım. Ne gide yarim ne bin. Biz öncelikle neden bir araya geldik? Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Bir arada olmak gerçekten çok zor şu an. Özellikle yaşadığımız süreç gereği yan yana gelmek bile zorken bütün müzisyenlerin, Londra'da emek vermiş müzisyenlerin bir araya gelip Aleymen için bir bağış kampanyası düzenlemesi çok güzel her şeyden önce. Gelemeyen dostlarımız da var aramızda, nice müzisyenlerimiz. Hepsi çalışıyorlar koşullarından dolayı. Onlara da tekrardan emekleri için teşekkür ediyoruz. En azından bizlere manevi destek olup bu geceyi yapmamızı sağladılar. Yanımda da Sevim Aslan var. Biraz önce onunla beraber sahne aldık. Birkaç söz ondan dinleyelim. Sonrasında birkaç şey ekleyip röportajımızı bitireceğiz. Sevgili Onur'un da dediği gibi aslında önemli olan şuydu. Her ne kadar ayrıştırılmaya çalışsak da, her ne kadar mesafeler olsa da bugün bunu gösterdik. Nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok. Küçük Ali'miz Dersim'de ve biz burada onu hissetmek, annesinin yüreğini hissetmek, Ali'mize birazcık da olsa katkıda bulunabilmek, onun tedavisine bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek için burada Londra'daki müzisyenler biz bir araya geldik ve bir yardım ve dayanışma gecesi düzenledik. Birçok insan burada katkısı için. Öncelikle hepsine çok teşekkür ediyorum. Özellikle kimsenin, hani insanların sağlığını da düşünmeden burada olması, bu geceye katkı sunması, beraber olması, birlikte olması ayrı bir güzellik bizim için. Umarım hedefimize ulaşırız. Gerçekten Ali için ihtiyaç duyduğumuz parayı toparlayabiliriz. Burada Avrupa'da eş zamanlı dayanışma geceleri düzenleniyor. Burada belki ilerleyen zamanlarda daha yüksek katılımlı, bu bir ilkti. Duyurmak amaçlıydı. Ali'yi duyurabilmek, Ali'nin annesinin çığlığını duyurabilmek için bu bir ilk adımdı. Umarım ilerleyen zamanlarda daha geniş kapsamlı bir etkinlik daha düzenlenir ve Ali'nin sağlığına kavuşması için buradan da bir katkı gider inşallah Türkiye'ye. Bizler şimdiden tüm müzisyen arkadaşlarıma ve burada bize mekanı sağladığı için Songül Aydın'a, dostane emekçilerine çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ve sizlere, bize bu röportajı sağladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Her şey çok güzel olur umarım Ali Eymen için. Elimizden gelen ne varsa onu yapmaya hazırız. Bugün de bunu ispatladık. Daha da güzel günleri diyoruz. Hoşça kalın, çok sağ olun. Evet, Ali için ben şu anda izleyen bütün dostlarımıza seslenmek istiyorum. Burada olamayan, olmak isteyen, haberi olmayan bütün dostlarımız bu vesileyle haberdar olmuş olacaklar. Ali için verebileceğimiz her peninin, her poundun gerçekten çok büyük bir önemi var dostlar. Bu çok büyük bir rakam toplanır mı diye düşünmeyelim. Eğer biz birlikte olursak, bir olursak ve gerçekten katkılarımızı sunarsak değil 2 milyon, çok daha yüksek rakamları toplayabiliriz. Benim buna inancım sonsuz ve bunu başaracağımıza dair inancım da sonsuz. O yüzden lütfen şu anda bizi izleyen herkes, ama herkes, İBAN numaraları sanırım dağıtılacak programla beraber. Hepimiz için 50 pound, 100 pound, inanın belki günlük çok ufacık şeylere harcadığımız rakamlar. Ama Ali için çok önemli bir meblağ. Herkes gönlünden kopan her şeyi lütfen, ama lütfen bu kampanyanın içine katkı olarak sunsun. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, bu pandemi döneminde gerçekten böyle bir gecelere, aslında biz Almanya'da da böyle bir gece yaptık aynı zamanda Ali için. Burada da bir ihtiyaç olduğunu düşündük. Çünkü toplumsal sorunların yanında aynı zamanda mesela bu hastalıklar da aslında bir sistem sorunu ve bir toplumsal sorun. Onun için böyle bir ihtiyaç duyduk ve ufak da olsa bir payımız olursa çok iyi olur. Bütün sanatçı arkadaşlarla da görüştük zaten bunu. Sağ olsunlar, hiçbir tanesi de bizi geri çevirmedi. Ve böyle bir yol aldı. Bu gece de gecemizi yapıyoruz. Umarım umduğumuz sonuçları da alırız. Bunu bu sorunlarla ilgili de bütün müzisyen ve sanatçı arkadaşlarıma da sesleniyorum aynı zamanda.
Ve gerçekten mesela kamuoyunda bir duyarlılık yaratmak için herkesin bu tür etkinliklere katılması gerekiyor, öyle düşünüyorum. Thank you.